Selam millet, Dedir Oyunlar'da tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Bu videomuzda sizlerden gelen, yoğun istekler değil, sizlerden gelen hediyelerle, oyunlarla karşınızdayız. The Stanley Playable oyununu bir kardeşimiz hediye etti ve bunu oyunu çekmemizi istedi. Ben de en azından bir bölüm dikiz çekmez miyiz kardeşim dedim. Hemen şöyle oyuna başla diyerek. Oyunun bu arada Steam üzerinden direkt Türkçe desteği var. Mükemmel Türkçe altyazı desteği var. Türkçe altyazısıyla birlikte oynayacağız oyunu. İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Stanley büyük bir binada firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. İşçi 427'nin işi basitti. 427 numaralı odada masanın başına geçer ve klavyedeki tuşlara basardı. Emirler masasındaki bir monitörden gelir, ona hangi tuşa veya tuşlara, hangi sıra ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılın, her ayının, her haftasının, her günü yaptığı işti ve başkalarının bu işin ruhunu öldürebileceğini düşünse de Stanley sanki bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldiği her defasında bir haz alıyordu. Stanley bir sapıkmış ve Stanley mutluydu. Ve sonra bir gün oldukça garip bir şey oldu. Stanley'i sonsuza dek değiştirecek bir şey. Asla unutamayacağı bir şey. Monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komut olmadığını fark ettiğinde yaklaşık bir saattir masasının başında oturuyordu. Hiç kimse ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çağırmak, hatta merhaba demek için bile gelmemişti. Bu firmada çalıştığı yıllar boyunca hiç böyle bir soyutlama yaşamamıştı. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Şoke olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu. Ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı. Pardon? Bu adam bana ne yapacağımı mı söyledi? Tüm iş arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Stanley toplantı odasına gitmeye karar verdi. Belki sadece bırakılmış bir notu gözden kaçırmıştı. Toplantı odasına giderim evet ama önce şu ofis arkadaşlarımı... Stanley ne kadar ararsa arasın iş arkadaşlarını hiçbir yerde bulamıyordu. Arkadaşım manyak mısın? Oyun başladı, anlatmayı bırakır mısın artık? Şu kapılar açılmıyor mu? Merhaba. 429 kankam 428 ha 428 de buradaymış. Abi herkes nereye kayboldu? Ne biçim bir yere açılıyor böyle be şu kapı? Buraya girebiliyor muyuz? İlginç bir işler dönüyor burada ama. Arkadaşlarım uzaylılar mı kaçırdı? Ana yine orası. Abi bu oyun galiba Half-Life'ı yapan firmanın oyunuydu zaten. Stanley iki kapıdan oluşan bir yol ayrımına geldiğinde soldaki kapıdan girdi. Bu durumda sağdaki kapıdan giriyorum. Toplantı odasına giden doğru yol bu değildi ve Stanley bunu pekala biliyordu. Belki sadece çalışan dinlenme odasını görmek istemişti. Sırf hayran kalmak için. Belki de. Yine o garip odalar ya. Çok ilginç ya. Anlamış değilim. Nereye geldik? Gerçekten de hayran kalınacak bir odaydı. Bu güzelce dizayn edilmiş, kusursuz odada bulunmak yolu uzatmaya gerçekten değmişti. Adam bizimle kafa buluyor ya. Vallahi kafa buluyor. Stanley orada öylece durdu. İçine çeker gibi hem de. O zaman öylece durmuyorum. Ama işe geri dönmeye bu kadar istekli olan Stanley sonunda ilk kapıya yöneldi. Stanley yönlendirmeleri takip etmek o kadar kötüydü ki yıllardır işten kovulmamış olması bir mucize. Ne oldu, zoruna mı gitti? Bak Stanley, sanırım bizimle konuşmaya başladı. Sanırım birbirimize haksızlık ettik. Ben senin düşmanın değilim. Gerçekten bak. Birbirlerine güvenmenin zor olduğunu biliyorum ama işin aslı şu ki hikaye hep senin hakkında oldu. Aa, şu aşağıda bir yol var.
Ne? Gerçekten mi? Tam da bir işin ortasındaydın. Başkalarını hiç düşünmüyorsun, değil mi? Sana kötü bir şey olmasını istemediğime kendimi tamamen inandırmışsın, değil mi? Neden seni buna nasıl ikna edeceğim bilemiyorum. Ama gerçekten sana yardım etmek istiyorum. Sana güzel bir şey göstermek istiyorum. Bak, ispatlamama izin ver. Senin tarafında olduğumu göstermeme izin ver. Bana bir şans ver. Abi iç sesimiz bizimle savaşıyor. Tamam mıyız? Ardımızdan kapı kapandı. Ve şimdi iyice dinle. Bu önemli. Stanley kırmızı kapıdan geçti. Ha, sanırım yanlış anladın. Stanley kırmızı kapıdan geçti. Hayır, seni gayet doğru anladım ve senin söylediklerini yapmayacağım. Halen iyi bir şekilde iletişim kurduğumuzu sanmıyorum. Stanley kırmızı kapıdan geçti. Tamam peki, git bakalım Stanley. Orada ne olduğunu bilmeyi bu kadar çok mu istiyorsun? Seçtiğim bu yolun sonunda ne olduğunu görmeyi, sana engel olmayayım. Görüyorsun ya, burada hiçbir şey yok. Haritanın bu kısmı inşa etmeyi daha bitirmedim bile. Çünkü daha en başından beri buraya hiç gelmemen gerekiyordu zaten. Bozuk odalar, göze batan geliştirici dokuları. İstediğin şey bu mu? Sırf senin için yazdığım hikayeyi böylesine mahvetmene değdim peki? Buna hiç emek verdiğimi falan san... Buna hiç emek vermediğimi falan mı sanıyorsun? Çok emek verdim. Ve sonunda tüm emeğim boşa çıktı. Çünkü senin görmek istediğim bu. Biraz yardımcı ol Stanley. Şu garip ve öngörülmez isteklerini açığa kavuşturmama izin ver. Bu oyunu daha iyi... Ne iyi yapabilirdi? Ne görmek isterdin? Araçlar, yetenek ağaçları. Hadi yardımcı ol biraz. Şimdiye kadar hiçbir faydan dokunmadı. Bak ne diyeceğim. Körlemesine yeni bir dizayna başlayayım. Ve sen de bana biraz eleştiri yaparsın. İşte, üçüncü bir seçenek. Daha şimdiden başladığımızdan çok daha ileri bir yere gelmişiz gibi hissettiriyor. Hadi Stanley, bir geziye çık. Tamam, seni burada durduracağım. Şimdi bu yeni versiyon hakkında ne düşündüğünü söyle bana. Oyunun daha fazla seçim sahibi olması sence onu daha güzel mi kıldı? Dürüst olmaktan çekinme. Burada gerçekçi önemli bir eleştiri istiyorum. Aha, gördün mü? Bir şey olacağını biliyordum. Bu ilham kıvırcımları nereden geliyor? Oyunun üçüncü bir kapı isteğini nereden bildim? Ben hiç doğru kapıdan geçmediğim için olabilir mi acaba? Çoğunlukla içgüdü. İçimden gelen ses. Fikrin nereden geldiğini gerçekten söyleyemem. Sadece bunu öyle hissettim. Tam bir karaktersiz ya. Bunu öğretemezsin Stanley. Deneme bile. Burada önceki anlayışından elde ettiğimiz veriyle birlikte yeni bir versiyon ürettim. Ve tamamen samimi bir şekilde bununla gerçekten iyi iş çıkardım. Hadi bakalım. Sen çok biliyorsun ya. Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Good Old Nail 0.02. Skid 0.04. Total kapı açılışı. %21'i introyu geçmiş. Sadece en rezil %3 oyuncular mavi kapıyı seçmiş. Ne kadar süre alacak acaba diyor senin doğru kapıyı bulman? Hadi bakalım. Şimdi bu rekabet odaklı skor tahtasını seni kapılardan geçmek için daha ne kadar motive edeceğini düşünür müsün? Tekrarlıyorum. Lütfen dürüst bir cevap ver. 5. Az daha unutuyordum. Üzerinde çalıştığım yeni oyunun prototipini bitirdim. Ve şimdi bunu test etmek için harika bir fırsatımız var. Bir göz atmayı düşünürsün değil mi? Mükemmel, çalıştırayım. Bu oyunda bebek soldaki tehlikeye doğru emekler. Onu sağa doğru yönlendirmek için tuşa basmalısın. Eğer ateşe yetişirse kaybedersin. Abi nasıl bir manyak bu? Bebek yanacak. Oldukça manidar bir oyun. Çaresizlik ve bezginlikle hayatını bitmez tükenmez taleplerini anlatıyor. Sanırım sanat camiası bu nükteyi bayağı sevecek.
Ama elbette oyunun mesajı ancak 4 saat kadar oynadıktan sonra ulaşılabiliyor. O zaman şunu bir 4 saat kadar oyna da gerçekten etkili olup olmadığını görelim. 4 saat. Edindiğin tecrübeden not almayı unutma. Abi ruh hastası ya. Düğmeye basmazsak bebek gidecek yani. Bana ne kardeşim, ben mi yaptım bebeği ya? El alemin bebeği. Seni kalpsiz. Bunu sırf bebeklerden nefret ettiğin için mi yaptın? Yoksa yüzüme tükürmek için mi? Çünkü eğer ikincisi ise ne yapacağımı bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Edineceğim tecrübeyi daha iyi hale getirmek için yapabileceğim hiçbir şey yok. Koçum manyak olan sensin. Uğraşmayacağım bile. Bırakıyorum. Bitti. Oynadığımız için teşekkürler. Eleştirin oldukça değerliydi. Madem oyunun bu kadar berbattı, neden başkasının oyununu oynamıyoruz? Sırf acıdan kurtulmak için. Bir bakalım burada neler varmış. Adam şarkı söylüyor ya, mırıldanıyor. İşte bu işe yarar gibi görünüyor. Bir dene bakalım. Ha, oyunlara bakıyormuş. Bize ne oyun bulacak diye. Oho, ben bu oyunu tanıyorum. Aa, bir dakika. Zıplayamıyorum ama. Sonunda her zaman istediğin şey. Benimle hiçbir alakası olmayan bir oyun. Ama yeterli mi? Söyle bana Stan. Hiç yeterli olacak mı? Abi kalbini kırdık adamın biz resmen. Şunu söyleyeceğim ki senin için bir şeyler yapmayı bırakıyorum. Bundan sonra sırf sanatsal kaygılarımı gidermek için bir şeyler yapacağım. Şunu izle Stanley. Şimdi bir ev inşa edeceğim. Ne oluyor be? Ha. Ruh hastası ya, şarkı söyleyerek ev inşa ediyor. Şimdi hepsini bitirmek için. İşte bu. Efsanevi kapısı. Bunu ben yaptım Stanley. Bana bir bak. Sanatıma bir bak ve kendi kifayetsizliğinden utanç duy. Çok utanıyorum abi. Minecraft'ı 500 saat oynadım. Böyle güzel bir ev yapamadım. Ama sadece yarısını gördün. Bu da tecrübenin sadece yarısı eder. Lütfen içeri gir ve kendini evinde hisset. Girmiyorum. Bana tuzak kuruyorsun değil mi? Benimle konuşmuyor. Gireyim bari. Muazzam değil mi? Mükemmel değil mi? Daha bile güzel olabilir. Eğer ki bekle, işte bu. Bunu elmastan inşa etmeliyiz. Her şey elmastan. Evet. Hadi benle gel Stanley. Biraz kazı yapmamız lazım. Aha, bana yolu açtı. Evinin kapısını da kapattı. Elmas. Ama bana hiçbir şey vermiyorsun, korkuyorum. Sanki etraf biraz karanlık gibi. Yanında ışık getirdin mi? Getirdin mi? Hayır. Işığım yok. Pislik, bana ışık versene. Oo, hayır. Bu akımdan, olandan çok daha ucu açık durumda. Daha dar ve çizgisel bir şey istiyorum. Seni tamamıyla alakasız hissettirecek bir şey. Bununla olmaz. Beşin biri, elmaslar bile bunu kurtarmaz. Tamam, yeni oyun. Hadi be. Aşağı doğru koşuyordum belki elmas vardır diye. Oyun çığırından çıktı ya. Sadece adamın istediği kapıdan gitmedik diye oyun çığırından çıktı. Bu oyunun ne olduğunu bile bilmiyorum diyor. Ben biliyorum koçum. Camdan bir kutunun içinde kısılmış, dışarı çıkamıyor. Benim konuşmamı dinliyorsun. Ah, ilham verici. Ben bile daha iyisini yapamazdım. Tabii ki portal. O zaman bu oyunun adı ne olsun? Aklıma bir şey gelmiyor. Tamam, şimdi meraklandım. Bunun ne cehennem olduğunu öğrenelim. Bir bulmaca. Eleştirel düşünce Stanley. Senin uzmanlık alanın. Teşekkür ederim. Nasıl da laf sokuyor bana. Nasıl da laf sokuyor. Daha iyice. Hayır, aslında ne yapalım biliyor musun? Bence bu kadarı fazla.
Bu tür oyunlarda kendini rezil etmeni daha fazla izlemek pek umurumda değil. Tecrübeyi daha iyi hale getirdiğimden de kuşkuluyum. O yüzden vaktim boşa harcamak yerine seni burada bırakacağım. Ne oldu be? Pislik. Ne yaptı? Attı beni bir yere. Bir yere doğru attı bıraktı. Beta meta yazıyor her yerde. Stanley Parable Alpha Test yazıyor. Feeling Cabinet. Hayır. Uçtum. Nereye uçtum? 509. Abi oyun korku oyununa döndü. Oyun bildiğin korku oyununa döndü. Sığamıyorum. Sığdım. Acaba nereye sığdım? Herhangi bir yere sığmış gibi durmuyorum. Bu benim ünlü kapı değil mi ya? Bir sağda bir solda kapı var dediği. Vay. Bizim mekan tam tersine döndü. Oğlum beni korkutma. Beni korkutma. Nereye geldim? Oo, yönetici odası. Yönetici odasına geldim. Mükemmel. İşleri kurcalayamıyor muyum burada? Yan tarafta bir yönetici odası daha var. Abi ses de gitti diyecektim. Bütün görüntü gitti. Peki. Ne olduğunu merak ediyorum. Ne bulduğunu. Eğer yapmak istediğin şey adamı kendi hikayesiyle yönlendirmekteyse belki bir yerlerde takılıp kalmıştır. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Yaptığı seçimlerden memnun olup olmadığını ve seçimi yapmanın nelere mal olduğunu öğrenip öğrenmediğini merak ediyorum. Ona anlatmaya çalıştığım şeyleri yakında anlayacak. Bana ihtiyacı var. En sonunda her şeyi toparlayacak. Kaostan düzen çıkaracak ve korkuyu ve şaşkınlığı ortadan kaldıracak birine. İşte ben buyum. Bu dünyaya bunu yapmak için geldim. Konuşan adam bir manyak. Eminim artık. Başka bir yolu yok. Bu bir bitsin. Kapanış perdesinden sonra geri geleceğim. Son yakında burada olacak. Çok yakında. Bekleyebilirim. Artık ekrana böyle sağa sola bakıyordum. Ne olduğunu bulmak için. Ve ooo bizi başa attı. Tüm arkadaşları gitmişti. Bu ne anlama gelebilirdi? Meeting room'a gitmeye karar verdi. Bir saniye ya. Odalar mı değişti? Ana. Sanki dizayn değişti. Neyse. Seni dinleyeceğim bu sefer. Soldaki kapıdan girmeye karar verdim. Bakalım nereye ulaştık. Geri çıkmayalım diye kapıları kapıyor arkamızdan. Ama burada da hiç kimse yoktu. Hiç inanası gelmediği halde bazı cevaplar bulma umuduyla Stanley patronun ofisine gitmeye karar verdi. Ah, kapı kapandı. Korkutma. Bir merdivene geldiğinde Stanley patronun ofisine gitmek için yukarı çıkan merdivene yöneldi. Neyse, garajı sevmedim. Garajı sevmedim. Yukarı doğru bir çıkayım bakayım. Abi ne çıktık? Wow, garip bir yerlere geldik ha. Patronun ofisine girdiğinde Stanley bir kez daha bir insan varlığına dair hiçbir iz göremediği için afalladı. Şoku olmuş ve aklı Arap saçına dönmüş bir şekilde Stanley tüm bunların kimin başının altından çıktığını ve kendisi için ne tür şeytani planlar olduğunu merak etti. Bilemeyeceği bir şey vardı ki o da patronun Stanley'den sakladığı korkunç gerçeği koruyan klavye panelinin patronun masasının arkasında olduğuydu. Ve bu paneli ekstra bir koruma önlemi olarak şu sayıları şifre olarak girdiğiydi. 2845. Ama elbette Stanley'nin bunu bilme imkanı yoktu. Sayıları girmezsem ne yapacaksın?
Stanley just sat around twiddling his thumbs, trying to input anything. Bu aygıta girdiği hiçbir sayının anlamı yoktu çünkü kombinasyonun 2, 8, 4, 5 olduğunu asla bilemezdi. Statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. Eğer ki kombinasyonun 2, 8, 4, 5 olduğunu bilseydi bu başka bir hikaye olurdu. Ama hayır, onun yerine yapıp duracağı şey bu. 2, 8, 4, 5. Tanrı aşkına, görünüşe göre panelin acil durum geçersiz kılma prosedürü devreye girmişti ve kapı öylece açılıvermişti. Ve Stanley hikaye virütlü cehennem olmuştu. Adam çıldırdı ya doğru şey girmeyince biz. Doğruyu da girdim. İnat değil mi? Oo. Gerildim yalnız. Ne oldu? Wow, doğru yönde ilerledik bu sefer galiba. Güzel. Binanın derinliklerine doğru ilerlerken Stanley kendini biraz ayrıcalıklı hissetti. Göğsüne dönüp duran bir histi bu. Sanki kendisi için düşünebilecek vakti ve izni bulmuştu. Sanki yaptığı işin doğasını sorgulayabilirdi. Peki bunca yıl hiç aklına bile gelmemiş olmasına rağmen bunu neden şimdi düşündü? Çünkü Stanley bir sazandı. Bu soru uzun süre cevapsız kalamazdı. Abi nerelerde gidiyorum ben? Zihin kontrol şeyi mi? Akıl kontrol tesisi yalan bir kapıdan geçti. Aha! Escape! Kurtuluş! Bu kapının üzerinde çıkış yazıyor olmasına rağmen bu koridorun sonuna asıl olacak şey Stanley'nin vahşi bir ölümle karşılaşacak olmasıydı. Arkasında kapı kapalı değildi. Stanley halen arkasında dönüp yoluna devam edebilirdi. Bu noktada Stanley vicdan muhasebesi yapıyor. Bilerek ve isteyerek kendi ölümüne doğru gidebilecek gücü topluyordu. Acaba cidden? No! Makine vızıldayarak harekete geçer ve Stanley yavaş yavaş kendi sonuna yaklaşırken hayatında bir baltaya bile sap olamadığını düşündü. Stanley büyük resmi göremiyordu. Gerçek hikayeyi bilmiyordu. Dar görüşlü algısında sonsuza dek kapalı kalmıştı. Belki de ölümü pek de büyük bir kayıp sayılmazdı. Tıpkı kör bir adamın gözlerine oymak gibi hakaretlere bak. Ve sonra boyun eğdi ve kısa ve boş hayatının vahşi sonunu kabul etti. Hoşça kal Stanley. Gelme. Gelme. Farewell Stanley. Hoşça kal Stanley diye ağladı anlatıcı. Stanley devasa metal çenelerin arasına doğru çaresizce ilerlerken o hayati yanda makine vücudundaki tüm kemikleri ulva edip onu bir anda öldürürken Stanley tamamen yok olmuştu. Yaşıyorum. Yaşıyorum. Ama yine de halen birkaç dakika öncesinde Stanley oyunu yeniden başlatmış, ofisinde ve hiç olmadığı kadar hayatta olabilirdi. The Stanley Parable. Acaba anlatıcı onun ne yapacağını düşünmüştü? Stanley Parable yazısına doğru ilerliyorum. Yazıya doğru ilerledikçe orada bir şey var. Ana. Hele ki üzerinde yürüyeceği bir yol, sen daha adımını atmadan çok önce hayatı aynı kılmak için yaratıldıysa, şimdi anlıyor musun? Daha Stanley başlamadan önce en başından beri ölmüş olduğunu anlıyor musun? Doğa resimleri.
Stanley'nin bilgisayarı. Aa, bizim ofis. Arkadaşlarımızın büroları. Mecburen yürüdüğümüz yer. Koridor. İkili kapı. İşte bunlar. Da iki kapı. Vay, ilk ofisler number one. Arkasında ne var acaba? Bütün butonların sesi var özel. Bayıldım. Kredit diyor ya. Oyunu yapanlar isimlerini buraya koymuşlar. Burada neler var? Bütün ofis malzemeleri burada ha. Vallahi bütün ofis malzemeleri burada. Sen kaya mısın? Peki. Are you a rock? Ne oldu? Süren bitti. Yo, yine başladı süre. Şu bizim geldiğimiz yer galiba. Şurası merdivenler. Vay. Opsiyonlar oyun boyunca seçebileceğimiz. Abi ne kadar çok şey var. Milyon tane şey var resmen ya. Kardeşlerim. Galiba çok garip gizli bir yer bulduk. Bir de The End diye bir yer var. Şuradan çıkabileceğim galiba. Galiba çıkmama izin verecek orası. The End benim. Bürolar da mükemmel ya. Onlarca değişik dizaynım var. Şurada ben bir exit bulmuşken oradan çıkmayı deneyeyim. Oo, şu ikisine de bakın. Nasıl da birbirlerini yok etmeye çalışıyorlar. Nasıl da özgür kalmayı düşünüyorlar. On-off'u çektim. Görüyor musun? Birbirine ne kadar çok ihtiyaçları olduğunu görüyor musun? Hayır, belki de değil. Bazen bazı şeyler asla görülemez. Ama bana kulak ver. Halen bu ikisini kurtarabilirsin. İkisi de başarısız olmadan önce programı kapatabilirsin. Sırasıyla escape ve çıkış tuşlarına bas. Bu oyunu yenmenin başka yolu yok. İlerlediğin sürece bir başkasının yolunu yürüteceksin. Şimdi dur ve bu da gerçekten sana ait tek seçim olsun. Ne yaparsan yap, onu seç. Zamanın senin yerine seçmesine izin verme. Hop. Gerçekten escape ve yeniden başlat tuşlarına basmalıymışız. Galiba zaman bizim yerimize seçti. Hayır, zaman bizim yerimize seçmedi. Yeniden başlayı bastığımız zaman bizim yerimize seçti. Biz orada öldük mü kaldık. Yeniden başlatmayı biz seçebilirmişiz sadece. Kardeşlerim, bu oyunun onlarca değişik şeyi olduğuna dair çok derin bir his var içimde. Galiba birden fazla sonu ve çok değişik bölümleri var. İlginç bir oyun ya. Umarım sizler de izlerken de bu kadar eğlenmişsinizdir. Ben bu bilmiş bilgisayarla konuşmayı çok beğendim açıkçası. Eğer beğenirseniz devamında kurcalar biraz daha neleri varmış diye bakabiliriz. Eğer beğendiyseniz kardeşlerim, beğeniyorum ve paylaşmanızla bunu belli edin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz ve devamından haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunun için abone ol düğmesine basmanız ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedel Oyunlar logosuna tıklamanız yeterli olacaktır. Diğer sosyal medyalardan da kanalımızı takip etmek isterseniz ana sayfadaki logomuzun üzerindeki linkleri tıklayarak Steam, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Videolar kısmına tıkladığınız zaman geçtiğimiz seneler içerisinde kanalımıza yüklenmiş olan 1000'den fazla videoya ya da isterseniz oynatma listelerinden
düzenlenmiş olarak serilerin içinde bulunduğu oynatma listelerine ulaşarak geçmiş videoları da izleyebilirsiniz. Eğer yayınladığımız bir video hakkında ayrıntılara ulaşmak isterseniz videonun hemen altındaki daha fazla göster kısmına tıklayarak o videonun linkine, daha önceki yayınlanmış olan videoların oynatma listelerine ve sosyal medya platformlarındaki sayfalarımızın kısa yollarına ulaşabilirsiniz. Eğer kanalımızı gerçekten beğendiyseniz ve bu güzel duyguyu arkadaşlarınızla da paylaşmak isterseniz bunu bu sayfa üzerinden herhangi bir yerden yapamazsınız. Bunun için dışarıya çıkmanız, arkadaşlarınızın yanına gitmeniz ve Deleri Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim, çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmanız gerekmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.